Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın şefaatine mazhar eylesin. Rızası dairesine hareket ve hayrat kazandırsın. Hakkı hak bilip yapışmayı, batılı batıl bilip de uzaklaşma fikrini, hissini, duygusunu, latifesini ihsan eylesin. Şehit olarak teris etmeyi, cennetten gelip alim-i şehadete Cenab-ı Hakk'ın hangi hikmet ve hakikat ve mahiyeti iktiza ediyorsa o sırrına mazhar edip öyle bizi teris eylesin. Yoksa biz bu cennete gitmek için gelmemişiz. Zaten oradan gelmişiz. Abes olur. Manasız olur. Peki Kur'an'da niçin cennet gösteriliyor? Öyle yapıyorum. Vasat. Kur'an'ın muhatabı birinci derecede muhatabı avamdır. Cenab-ı Hakk'ın da ihsan ve lütfu ve keremiyle ekseriyete hitap ediyor. Havasa farkındalığı olanlara işaret ediyor, remz ediyor, telmi ediyor, ima ediyor. Sucunun, gusun, battun, hattun, mutalağın sırları ile onlara işaret ediyor. Kur'an'ın birinci derecede muhatabı avamdır. 115 işaratül icazla bunu anlatır. Dolayısıyla havasa da işaret ediyor. Kur'an'da avama cennet gaye gösteriliyor. Yani gaye değil, cennet gösteriliyor Rıza-i İlahi dairesinde. Havasa, ki Risale'de bunu söylediklerimi hatırlarsınız, talebesine cenneti gayettirmiyor. Bazı şeyleri söylemişiz ama okumuşuz beraber, ben bile unutuyorum. Yani devamlı meşgul olduğum için ben bile unutuyorum. Şöyle bir şey yapayım. Münacat, huzur haletinin neticesidir. Münacat. Dua, ihtiyacatın neticesidir. Münacat, risalete bakıyor. Huzur, yakalandıktan sonra olur. Yunus aleyhisselam, sen demekle huzura çıktığına işarettir. Nizam, ne demek? İntizam ne demek? Duvarı meydana getiren taşların düzgün dizilişine, intizam da düzgün dizilmiş taşlardan oluşan düzgün duvara deniliyor. İntizam. Mizan ise ölçüdür o da. Nizam, nezeme, mazi fiili, ölçülü olmak, düzenli olmak anlamındayken, intizam, infial babı, ölçülü olmasını istedim, ölçülü oldu. Bir de geçen hafta abdest çeşitlerine bahsettik, abdest çeşitleri. Bedenin necasetten, gusülden temizlemek. Bedenin abdesti buydu. Aklın abdesti tefekkürdü, ilimdi. Vicdanın abdesti el-hubbu fillah vel-buzu fillah idi. Kalbin abdesti imandır. Ruhun abdesti neydi? Rıza-i İlahi. Rıza-i İlahi. Enen'in abdesti sırrı insani. Sırrı insanı da bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Manevi temizlik şimdi onunla alakalı. Bunun için şey için zikrettim. 360'da manevi temizlikten bahsedeceğim ama toplamadır. Hep ulemadan toplanmış. Toplama cümleler. Şey diyebilir miyiz abi? Nizam mülke, intizam melekuta. Güzel. Çünkü gayesine göre dizmektir nizam. Sonuçtur intizam. Bunları da
bir tartı şeklinde yapmak mizah. Düzgün taşları, düzgün taşları, düzgün dizmek, nizam. O düzgün taşlardan, düzgün dizmekten hasıl olan düzgün duvara da intizam. Gaye yani. Duvar gayeni gösterir. İntizam, alemin özelliklerinden abi. İntizam, malumiyet, meşhudiyet. Evet. Ya. Evet. Alemi gay. Kaderin çekirdeği, nizam, intizam. Evet. Nizam da var. Nizam da var. Nizam da var mı? Nizam, intizam, malumiyet, meşhudiyet, tayin, evamiri tekviniye. Ama şeyde, nizamda şöyle bir şey de var, bunu kaçırdım, olabilir. Kök harfi nizam, mazi fiili yapıldığı için ölçülü olmak, düzenli olmuş. Niye olmuş? İntizamdan dolayı, infial babı olduğundan ölçülü olmasını ben istedim. Şimdi bunu niçin söyledim? Maddi ceset, yani dünya alemi şehadet den manevi temizlik için. Manevi temizliği okumuştum ama defa okudum diye rafa kalkmasını hiç istemedim. Bugün tevafuk ettim. Çok ilginç ama hiç benimle alakası yok. Hep kaynağı da söyleyeceğim. İmamların şeyi, hadis imamları ama hadis hepsi. Hadis ya. Hadis-i şerif. İman gaybadır. Fiili hayatında farklılıklar olur. Suni psikolojiden insan çıkarını manevi temizlik haya imandandır. Buhari'de geçer. Hadis bunlar. Bak temizlik. Biraz önce abdestten bahsettik ya böyle. Aklın abdesti, ruhun abdesti. Şimdi manevi abdest hep hadis. Kaynağı söylüyorum ama hadistir içeri. Haya imandandır. Buhari. Temizlik imanın yarısıdır. Müslim. Ahde vefa imandandır. Hakim. Ben çok seviyorum bunu. Ahde vefa. Yani ruhum bu yani. Herkesin zaafı var ya. Benim vefa en zaaf noktamdır. Şefkat onu tahrik ediyor. Yani bu bana, onun için bana iyilik yapma. Çünkü unutamıyorum. Yapmayacaksın. Çünkü unutamıyorum. Bırakmıyor beni. Ahde vefa imandandır. Meziyet değil bu benim. Yaratılışta bu var. Bundan dolayı o bizi bırakmadıkça biz bırakmamışız. Bırakmak eğer gözüküyorsa çok ciddi bir şey altındayım. Baskı altında olduğumdandır. Başka? Kendi aleyhinde de olsa adil davranmak imandandır. Bezzaz. Yani Bezzaz hadis imamı da hadis bu. Musibetlere sabretmek imandandır. Bezzaz. Kalbinde iman olan kimse Allah-u Teala'yı sever. İman çıplaktır. Elbisesi, takva süsü, haya, sermayesi, fıkı, meyvesi ise ameldir, deylemi. Bir de okuyayım yavaş yavaş. Allah Allah. Musibetlere sabretmek imandandır. Bezzaz. Kalbinde iman olan kimse Allah-u Teala'yı sever. Hadisi kutsiydi bu. İman çıplaktır. İman çıplak bir çıplaktır. Elbisesi takvadır. Süsü hayadır. Sermayesi fıkıhtır. Fıkıh bu 300 seneye kadar fıkıh amele denmiştir. Bu da bilginiz olsun. İlm-i usulü dinin kaydısıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan 300 seneye kadar olan zamana fıkıh amele denmiş. Sonra itikada denmiş sonra. Yok pardon. Tam tersi. 300 seneye kadar itikada denmiş fıkıh. 300'den sonra amele dönüşmüş. Fakih olma, o zaman o ilk 300 seneki. Evet.
İlk 300 sene fakih olan 300 sene. Onun için bir de okuyorum. İman çıplaktır. Elbisesi takva, süsü haya, sermayesi fıkıh, meyvesi ise ameldir. Deylemi de geçer. İman 70 küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallah. En aşağıda yolda sıkıntı veren bir şeyi kaldırmaktır. Tirmizi. İman namaz demektir. Namazı itina ile vaktinde sünnetine, diğer şartlarına riayet ederek kılan mümindir. Neccar. İmandan olan üç şey. Darlıkta infak etmek, hayra harcamak. Parantez açmış. Rastladığı Müslümana selam vermek ve kendi aleyhinde de olsa adaletli davranmak, Nesai de geçiyor. Bir kimsenin imanı kuvvetlidir. Allah için yaptığı işlerde tanınmaktan hiç korkmaz. Gösterişten uzak amel işler. İki işten biri ahirete, diğeri dünyaya faydalı olsa ahirete fayda olanı tercih eder deylemi. Kötüleyen, lanet eden, fuhuş konuşan ve bütün insanlardan daha fazla sevmeyen iman etmiş olmaz. Kötüleyen, Amerikan filmlerinde hep böyle olur. Lanet olsun. 1975'te böyle. Bizim evde televizyon yoktu. Ortaokul okurken 74-75'te. Haftada bir gün amcamın evine gitme şeyimiz vardı. Haftada bir saat. Böyle 12'de de zaten kapanırdı televizyon, yazardı. Televizyonunuzu kapatmayı unutmayınız. 12'de yazardı. Siyah beyaz. Ve haftada bir saat iznim vardı. O da salı günüydü. Orada. Orada Uzay 1999, bir de Kobe filmleri vardı. Oradan hatırımda kalmış. Şimdi bilmiyorum. Öyle mi? Lanet olsun diye en çok o şey yapıyor. Bak Allah Resulü diyor ki, kötüleyen, lanet eden, müsteşen yani, fuhuş konuşan ve bütün insanlardan daha fazla sevmeyen, iman etmiş olmaz. Buhari'de geçiyor. Kendi istediğini insanlar için de istemeyen, imana kavuşamaz. Ebu Yale. Manevi temizlik. Bu imanın alametleriydi. Manevi temizlik okuyorum. Bedeni temizlemek su ile, kalbi temizlemek iman ile, ruhu temizlemek ihlas ile, aklı temizlemek tefekkür ile, vicdanı temizlemek muhabbetullah ile, vücudu temizlemek adem ile, imanın temizliği el hubbu fillah vel buzu fillah, fikrin temizliği haf ve reca, itikadı temizleyen bidatlardan uzak durmak, ben olan beni en iyi temizlemek, sana giydirilenlerden sıyrılmaktır, çıkmaktır. Ahlakı temizleyen Kur'an'dır. Hacın temizliği tövbe ve istiğfarla alemi gayba geçmeyi ve hissetme. Diman temizliği itikat. İslamiyet'in temizliği teslim, tevekkül, itimat ve kanaat. Kabri manevi ahlakın metfun ve mestur olduğu. Kabre, ustad, kabire, kalbi manevi denilirmiş. Kalbi kabirden mana çıplak çıktı diyor. Çünkü kabirden çıplak çıkacak ya. Arkadaşlar. Bunlar yasla mıydı kabir ya? O kabir çok iyiydi aslında. Yok değil de hepsi çok güzel ya. Evet. Çok ilginç. Çeker gönderirim abi. He iyi olur. Tamam gönderir. Tamam. Abi çok ilginç. Evet. Bedenin temizliği su ile, kalbin temizliği iman ile. Benim değil ha bunlar.
böyle kütüb siteden almış. Ama okurken aldığım metin değil. Onun için kaynak koymadım ama diğerleri kaynak. Tirmizi aynı metin aldım. Ruhun temizliği ihlas ile, aklın temizliği tefekkür ile, vicdanın temizliği muhabbetullah ile, vücut temizliği adem ile, imanın temizliği el hubbu fillah vel buzu fillah. Başka mümkün değil. Fikrin temizliği, çok ilgimi çekti bu. Fikrin temizliği haf ve reca ile. İlginçsini çeker Osman'ın bu. Onun için baktım sana. Çok tuhaf. İtikat temizliği bidatlardan, hepinizin ilgisini çekecek şey. Ben olan beni, yani eneni temizliği sana giydirilenlerden sıyrılmaktır ki dün 1,5 gün arayıp en sonunda bulduğum 127 yeni mahkemata göre benim eski mahkematım, benim mahkematımı çaldılar. Yeniden çalışıyorum, çözüyorum vesaire. Resmen çaldılar başka izah. Onun için söyleyeceğim mahkemat hakkında söyleyeceğim sayfa yeniye göredir. 127. sayfada diyor ki giydirilenler var ya, tahayyül mekan giydiriyor, tasavvur zamanı giydiriyor. Sağ tarafta, ön üst paragrafta 127. İsterseniz göstereyim size. Çok ilginçtir. Mahkemat verirseniz. Sen buldun mu? Telefondan oku. Ha, telefon. Oku. O tamam, getirme. Oku, bul, oku abi. İşte ey birader, şu zatlar ile... Yok, götür içeriye. Hayır, içeri. Şu zatlar ile müşavere et. Sonra da müfettişlik sıfatıyla nefsini tecrid et. Hayalat muhitiye ve evham zamaniyenin elbiselerine çıkar, çıplak ol. Bak. Ne? Hayali... Oku mu? Hayalat muhitiye. Hayalat muhitiye. Seni ihata muhit olan sana. Hayalat muhitiye ve... Evham zamaniyenin elbiselerini çıkart. Evham da vehimler, yani düşüncelerin. Silsileli düşünceler. İfran, vehim çok nimettir. Evet. İnsan insan yapıyor. Yani farklı düşünme, zengin düşünme vesile olur. Şerri nedir? İfran ve tefritidir. Şimdi psikolojiden biraz şey yapayım. Biraz ağır olmuş olabilir dedim. Şimdi pek okumadım. Yani mesela psikolojide ben daha önceki derslerde şöyle yapardım. Bir veya birkaç mevzuyu bir saat içinde işlerdim. Burada ise bu derse uygun cümle cümledir. Hepsi birbirinden kopuktur. Mustakil ve vecizdir. Çok hoştur. Yani ben bu kendi okurken aldığım notlar, mesela kitap mı okuyorum? Bu defter kenarda duruyor, görüyorsunuz. Evet, aldığım şey düşünürken. Tefekkürse defteri iki şekilde kullanırım. Gafur gibi bir yerden tutup onun bitmesini beklemem. Bir buradan kullanırım. Bir de bu taraftan kullanırım. Mesela bakın şurada devamı diyorum. Arkada diyorum, bu tarafta. Bak alttakiler devamı okla gösteriliyor bu tarafa. İki şekilde kullanırım. Çok zor durum kalırsam ortadan da başlıyorum. Ortadan bir böyle bir de böyle. 4 defa kullanabiliyorum. İhtiyaç böyle yapmıştır. Yurt dışında deftersiz kalınca ne yapabilirim? İlmi yazıyorum. Psikolojik geldi bir mana. Kaydetmem lazım, kaybolacak. Allah Resulü kuş gibidir diyor. Tefekkürle gelen manalar kuş gibidir diyor. Ayağından bağlayınız. Kaydedin yani. Nun ve kalemi ve mayesturun. İşte o zaman yazdığım şey 353'te hoşunuza gidecek. Belki biraz önce ağır gelebilir. Bizi biz yapan ve olgunlaştıranlar ise çektiğimiz acılarmış. Allah Allah. Baklava yerken değil de acı çekerken. Elindekilerin farkında ol. Hazır zamanda yapman gerekenleri yap. Elindekilerin farkında olmak demek, şu anda yapman gerekenleri yapmaktır. Allah'ın Celle Celaluhu işiyle meşgul olma. Niye böyle oluyor? Niye böyle gidiyor? Allah'ın işine omuz verme. O bel kırılır. Fikrini, düşünceni sahip olmak istiyorsan,
fikrine, düşüncene sahip olmak istiyorsan, eriğini, aslını senden daha değerli şeylere bağla. Düşüncelerine ve duygularına, hislerine sahip olmak istiyorsanız boğuşma. İnsan bir tuhaftır. Onun için ben vicdan çalışmasını 2 haftadır bıraktım. Kontrol edemiyorum baktım hislerimi. Böyle bir acayip bir şey yani iç böyle alemde. O kadar acayip bir tuhaf ki hissettim vesaire. O aktif olursa o hakim oluyor. Her şey o oluyor alemde. Bu olursa fikir, duygu, latife, his, hasse, hassalar, emeller, arzular, korkular, endişeler, kaygılar vesaire. Hepsi müstahak. Hangisi hangisinden doğar dedim. En son vardığım şeye söylüyorum. Hepsi hepsiyle beraberdir. Öncesi sonrası yoktur. Allah hepsi birden yaratmıştır onları. O onu doğurur onu dedi. Yok biz etkilendiğimiz için öyle diyoruz. Bir tuhaftır. Peki dedim en son gafur. Bu düşünceme, bu hislerime, bu fikrime beni anafor gibi sağlıyor, duman ediyor. Hakim olunca belki de bugün gelmenizde en çok işinize yarar. Belki bu olabilir. Bu beni alıyor. Sonra diyorsun ki ya bu kadar ben ders okudum, bu kadar derse gittim, bu kadar şey oldum. Hala niye böyle? Basit bir şeyde boğuldum sakın deme. O hani var ya kalp şeyi entegresi gibi böyle şey. Bir tanesi çıktı yukarıya işte öyle oldu. Olur. Ne yapacaksın? Bunlardan birisi böyle diyor şöyle yapıyor kafadan ses çıkıyor şöyle oluyor böyle oluyor falan. Eğer aklını ereğine, aslına, özüne, tözüne yani kısacası bizim tabirle vahye bağlarsan aklın özelliği buydu zaten. Bunlarla uğraşmaz. Bunları düzeltmeye çalışmaz akıl. O diğer sistemlerin işidir. Akıl ereğine bağlandı mı herkes haddini bilmeye başlar. Oturur yerine. Neye benzer? Diyelim ki bir yurtta, diyelim ki bir okulda, diyelim ki bir evde. Reis yok, lider yok, bir yönetici yok. Her şey birbirine girer. Bunu Rüştü abi kendisi bize şöyle derdi. Ben dedi denedim. Sıkıldığı zaman beni Belgrad ormanına götür derdi. Beni ormana götür deyince orasını severdi. Oraya götürürdü. Bir gün tabii bırakırdı kendisi. Baktım çok değişmiş böyle. Meğer bir böcek, ne böcek oldu bilmiyorum. Zincirleme gitmiş. Ağacın boyuna kadar geldi kendi tarifiyle. Ucu dedi çok ötelerde. Karınca da olabilir bilmiyorum. Allah Allah. Bunlar dedi. Bunlar nasıl böyle zincir halkasını olabilmiş? Kendisi ayette de gösterdi. Ayeti de hakimdi. Risalede de gösterdi. En tepedeki adamın salgıladığı koku ve ses diyor. Frekansı senin duymaz Hasan dedi bana orada. Oturduk da anlattı. Koku ve ses. Salgıladığı en arkadaki de duyuyormuş. Burada indiği an ve an her adımda koordinat veriyormuş. Ben bunu bildiğim için dedi. Bunu da gördüm. Tatbikatta sebep oldu diye geldim. Baştakini almış. En baştakini tuttum, aldım elimle, koydum kenara. Bakayım ne olacak. Uzaktan durdum dedi. Ondan sonra yani çok kısa birkaç dakika, 3-5 dakika içinde bir dağılma başladı. Ana baba günü. Bir anafor oldu oralar. Karınca yuvasının şeyi gibi oldu falan. Oraya koydum. Ve gene birkaç dakika sonra tekrar aynı nizama girdiklerini gördüm diyor. Bu sanki arı anası gibi diyor. Bunu niye söyledim? Ne söylerdi? Akıl kadar daha kutsi bir cevher yaratılmadığı için akıl kadar akıl ereğine bağlandı mı o efratlar sisteme giriyor. Devam ediyorum abi. Gücünden fazla yük alma. Dedim ya psikoloji ama cümle cümle olacak dedim. Bu da çok değerli. Gücünden fazla yük alma. Fodulluk yapma bizim memleketin tabiriyle. Donanımlarına göre adımını at. Her daim
Mesela donanıma göre adımını at. Biraz latife yapayım. Biz bir arabadayız, bir arabayla. Yusuf da babasıyla gidiyor. Şimdi o arabanın adım atıyor. Biz de ona yetişelim diyoruz. Motor parçalanacak. Ona yetişebilir miyiz? Donanımına göre adımını at. Her daim hayatın rüzgarı istediğin gibi esmeyebilir. Bu da hayata zenginlik katar ve seni yeknek saklıktan, standartlıktan, ülfet belasından, standart yaşamaktan seni çıkarır ve güçlü yapar. Güçlü yapmak içindir. Yani ben 6 ay okuduk ya biz, sonra havalimanında çok şey gördük, gafır bile. Uçaklar rüzgara karşı esenler. Çok tuhaftır. Şu kanat var ya, uçaktan korkanlar için de söyleyeyim. Şu kanat 6 metre aşağıya, 6 metre yukarıya esneme hakkına sahip. Yani bu esneme. Onun için onun kırılması çok imkansız gibi bir şey. Hangarlarda bu hoca gösterirdi bize. Bunu tutuyor, 6 metre yukarıya çıkıyor. Ya, bakım yapılırken bizi de gösterirdi işte. 6 metre yukarıya, 6 metre aşağıya esneyebiliyor. Onun için uçakta türbülans olunca şu kadar sallanır değil mi arkadaşlar? Yani şu kadar. Endişe etme. Yeter ki ihanet etmesin, uyumasın, asalak olmasın pilot, o kadar. Her cihazdan 2 tane varmış. Demek ki rüzgar seni güçlü yapar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir mana okudum, hulasa ettim kendi kafamda. Yiyip tükettiklerimiz, giyip eksiktiklerimiz ve Allah için verdiklerimizden başka mülkümüz olmadığını unutma. Yiyip tükettiğimiz, giyip yıprattığımız, eskittiğimiz, bir de Allah için verdiğimiz, bize aitmiş, diğerleri değil. Benim olsun, benim dediklerim, benim olsun, benim dediklerim bunların dışında nisbi ve itibaridirler. Her zaman aynı sebeplerin aynı sonuçları doğurmadığını görmenle hayata bir iradenin hakim olduğunu gösteriyor. Yani aynı sebepler var, aynı irade ama sonuç aynı her zaman olmuyor. Kainatta da öyle. Ağacı ektik. Aynı şey geçen sene verdi. Bu sene vermedi. Hayata iradenin hakim olduğunu gösteriyor. Sebep olsaydı sebepler tamdı. Yok. Hayatı kendine ve etrafına zehir etme. Kusur arama. Kusurları deruhte et. Adem'i böyle affetti Allah. Adem aleyhisselam ben nefsime zulmettim dedi. Şeytan dedi ki beni sen azdırdın. Kusuru deruhte edilen affedilir. Deruhte etmek kusurlu olduğunu göstermiyor. Kamil olduğunu gösteriyor. Bu kısacık hayata sonsuz arzuları sıkıştırma. Senden dolayı kimsenin sıkıntı çekmesine müsaade etme. Varsa bir böyle sıkıntı da bıraktığını, telefon edemesen bile mesajça kusura bakma, deliliğime denk geldi. Onun için üzülme diye mesaj çek. Duyurulur. Bizi biz yapanları unutma. Bizi biz yapanlar şeyleri unutma, değerleri. Derinin akışını durduramazsın ama ona çok şey taşıttırabilirsin. Yukarıya çıktıkça basınç azaldığı için iç basınç dış basınca baskılaması ile içi dışarıya patlar, burun patlar. İç basınç yukarı çıktıkça basınç azaldığı için yukarıda, yani Allah dengelemiş iç ve dış. Yukarıya çıktıkça dış basınç azalınca iç basınç sabit patlar, burnun patlar, organlar dökülebiliyor dışarıya. Onun için uçakta hava basıncını sabit tutarlar. İç ve dış dengelemek için. Bir şey de kullanacağım bu. Ben bu tür şeyler, misalleri çok böyle hatırıma geliyor. Belki işinize yarar.
dedik. Buna vehim cinsi denilebilir. Vehim. Buna benziyor. Kafada ya yukarısı. Eğer denizin dibine doğru inerseniz dış basınç, iç basıncı baskılamasıyla içeriye doğru ezilir. Tıpkı vesvese hastalığı gibi. Dış basınç artar, içi sıkıştırır. İçeriye doğru. Tıpkı vesvese gibi. Aşağısı. Vesvese kalbedir. Vehim akla aktır. Vesvese şeytandan. Vehim nefs-i emmare cinlerden, seyrettiğimiz filmlerden. Bakayım ne diyecek. Dünya hayatı da hem vehmi hem de vesvese hastalıklarını doğurma, ortaya çıkmasına vesile olur. Bunlarla baş etmenin en birinci yolu vehim ve vesveseden bahsetmenin yolu, ki bunu çok dersler yaptığımız için piyasada artık duymaya başladım çok şükür. Doktorlar, psikiyatristler, çok kişilerden duyuyor. Diyorlar ki kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Mücadele etmeyin demeye başladılar çok şükür. Eskide hep mücadele etmede, vur çatla oynasın, şöyle yap, böyle yap, televizyon şey yap, şöyle yap diyorlardı. Bunlarla baş etmenin en birinci yolu düşmanını tanımak, tanınan düşmana karşı sistem geliştirmektir. Maddi hastalıkları vehim ve vesveselere karıştırma. Adetullah kanunlarına uy ve disiplini bırakma. Çünkü düşmanların olan şeytan ve erbaa habisi ve cinler doğru dahi olsa kuralsız doğruları yaşamaktan girer. Zaten yanlış kendisi şeytandır. Son yeri okuyorum. İnsana cehalet değil, bilmiyorum dediği yanlış bilgidir. Mesela insanı cehalet değil, bilgisizlik değil, bilmediğini bilmemek var ya, bilmediği halde bilmiyorum diyemiyor. Ona zarar geliyor. Cümle şöyle. İnsana cehalet değil, biliyorum dediği yanlış bilgidir. Biliyorum dediği yanlış bilgi. Bildiği yanlış bilgi insana zarar veriyor. Bilmiyorum. Susması zarar vermiyor. İlk önce kendini tanımak, bütünlüğünü ifade edecek karar verme. Bütünlüğünü ifade, resmi bütünsel görmeden karar verme. Zamanını ve mekanını doğru kullan. Hadiseleri, sıkıntıları yani olumsuzlukları anlamlandırıp yönetebilmek için kendini tanıman gerekiyor. Mesela namaz niye kılmıyor? Niye canın sıkılıyor? Niye yapamıyorum? Ne sorarsan sor. Cevabı tektir. Kendini tanımakla olur. Ne kadar tanırsan. O kadar sıyrılırsın. Kendine motivasyon olan kendine yatırım yapmak, sonucunda başarı adına hiçliğini bilme, kendi dayatmalarından sıyrılma, kendi dayatmalarımız var. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz alışkanlık haline gelmişse tiryakilik yapmayınca bizi dayatıyor. Bunu dayatma olduğunu, o maddenin, o elbisenin, o gıdanın, o vesairenin kendisi olmadığını, ona müekkel erva habisi olduğunu, bize dayatan o olduğunu unutmayın. Mesela kola içiyor, mesela sigara içiyor, mesela geziyor, mesela böyle ayakkabı giyecek, böyle yiyecek, illa onu yiyecek, sonra bunun yanlış olduğunu bırakınca o bizi istiyor zannediyoruz. Oysa o değildir. Onun müekkeli olduğu erva habisedir. Nereden çıkarıyorum? 246 sözlerden ve 250 sözlerden. İnsanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden erva habise o dumanın, o gıdanın, o kolanın, o elbisenin, o şeyin müekkeli erva habisedir. Nereden çıkar? Orada diyor ki insanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden, cümle öyle. Erva habise diyor.
Yani o gıdanın eksikliği değil, o gıdayı arayan erva-ı habisenin sana yansıyan sıkıntıdır. Hani sigaranın sıkıntısı değil o. Sigaranın eksikliği değil. Sigaradan beslenen erva-ı habisenin sıkıntısıdır sana. Merak etme. Sen baktı ki bu adam kesin karar verdi. Bu içmeyecek. Bırakıp gidecek. Allah bilmem neyi ne versin diyecek. Ve gidecektir. Başka şart. Ama acaba olursa o ümitli yaşar. Sevgilisine ümit veren gibi. İnsan ya dima odaklısın veya vicdan odaklı yaşar. Ya kalp veya ruh odaklı yaşar. Ya da bunların hepsinin dışında ene odaklı yaşıyor. Bunların da tefrit, vasat, ifrat mertebeli olmak üzere 9 karakter vardır. Bundan çıkıyor. 24. söz, 2. dal. Bir zat gelmişti. Bunları yazarken o da şöyle demişti de yazdım, hoşuma gitti onun sözü. Modern psikoloji şöyle der dedi abi. Ne dedi dedim. Mükemmelliyetçi, reformcu, en doğru olanı bulmak karaktermiş. Yani ne de psikoloji der ki mükemmelliyetçi, reformcu olmak öyle bir şey yapamayınca sıkıntı olur. İki, karakter sorunudur. Ne yapması lazım? Yardımsever, şefkatli, sürekli ilişki içinde olmak. Üç, başarı odaklı motivatör takdir edilen olmak. Bu seni şey yapar. Bak görüyor musun? Devamlı takdir edilmek nasıl olacak değil mi bu işte? Devamlı beni takdir edeceksiniz. Yani bu mümkün mü ya? 4. Özgün bireyci olmak. 5. Araştırmacı ve gözlemci bağımsız olmak. Bazıları fıtrata çok uygun. Mesela özgün olmak tamam. Baskılayıcı şeylerden sıyrılmak. Araştırmacı olmak. Mesela diyorlar abi nasıl canlı oluyorsun? Yani seni 20 sene önce bizzat dün bir şey anlatmak için söylüyorum. Niye böyle canlı olabiliyorsunuz? Canlısın diyor. Çünkü her gün bir şey ekliyor. İki güne eşit olan zarardadır diyor. Ben her gün okuyorum. Her gün okuyorum, tefekkür ediyorum. Dün mahkematı çaldılar dedim. Çalıştım, bitirdim. 12-27 geçe mahkematı bitirdim. Birkaç aydan beri çalışıyordum. Yani çalıştığımı anlatmak için söylüyorum. Ustad da diyormuş bana. Bu kadar okudum. Yani canlı olmak istiyorsan can suyunu eksiltme. Can suyu, derelerde can suyu bırakırlar. Baraja su tutsalar bile can suyu, balıkların suyu kalır. Eski muhakematınızın şeyleri duruyor değil mi? Kopyası. Duruyor. Defterimde, bilgisayarımda duruyor hepsi. Sadık, sorgulayıcı, güvende olmak der. Modern psikoloji huzurlu şey olmak için huzurlu bunları sayıyor. Altıncısını bunu söyledi bana. Sadık, sorgulayıcı, güvende olmak. 7. Maceracı, istekli, yeni deneyimlere ulaşmak demiş. 8. Meydan okuyan lider, kuvvetli olmak. Yani hadiselere. 9. Barışçı, uzlaştırıcı, huzura ermek demiş.